Herkese merhaba. Bugünkü test konuğum 2019 model 1.6 e-tork motor hacmine sahip 1.6 benzinli Egea. Bir de bu aracın diğer Egea'lardan farkı 1.6 tam otomatik olması. Aizin şanzımanı var bu araçta. Birazdan zaten motor bölümünde gösteririm size. Bu araç gördüğünüz gibi hatchback arkadaşlar. Teknik verilerinden biraz bahsetmek istiyorum size bu arabanın. 110 beygir atmosferik bu araba bildiğiniz üzere. 152 Nm torku var. 192 km son sürati var bu aracın. Bir de 11,5 saniye 0-100 hızlanması var. Dışı da bu şekilde, ben size yavaş yavaş gezdiriyorum. Biliyorsunuz zaten birçoğunuz Egea'ya aşinasınız. 2015'ten beri yollarda olan bir araba. Biliyorsunuz 2021 yılında makyaj geçirdi. Bu makyaj öncesi versiyon, 2019 model bu araba. 23.000 kilometredir de kullanmaktayız bu arabayı. 50 litre deposu var bu arabanın. 9.2 şehir içi tüketim, 4.6 şehir dışı, 6.3 de karma tüketim gösteriyor. Fakat tabi sürüş kısmında size ben gerçek hayatta ne yaktığından ayrıntılı bir şekilde bahsedeceğim. Araçta LPG yok merak edenler varsa, taktırmaya da gerek de duymadık doğruyu söylemek gerekiyorsa. Euro 6 motor bu. Bagajı 380 litre bu arabanın. 4368 mm uzunluğu, 1792 mm genişliği, 1495 mm yüksekliği var. 1300 kilo da boş ağırlığı var. 10.9 metre dönüş çapı var. 16 jant var bu arabada. Şöyle göstermek gerekirse. Şimdi diyeceksiniz, teknik verilerine bakınca ya işte bazı yerlerde 11.2 yazıyor, sen niye 11.5 dedin? Şunun için hatchbacklerin 11.5 saniye 0-100 hızlanması, sedanların 11.2 saniye, bu bilgiyi de size vereyim teknik veri olarak. Şimdi bagajı arkadaşlar, burada bir ışık yapmışlar, gayet güzel olmuş, askılık da yapmışlar, hiç fena değil, kaplamışlar, boş bırakmamışlar. Ben daha önceden sedan versiyonları da, farklı farklı sedan Egea'ları da çok uzun süreler kullandığım için, hatta bu bindiğim 5. Egea, o yüzden çok net bir şekilde farkı ayırabiliyorum. Yani hatchback'in daha üstün bir şekilde olduğunu size söyleyebilirim. Gerçekten tavan döşemesi olsun, içinde bazı noktaları ekstra farklı. Ben size birazdan bunları göstereceğim. Şimdi gelin bagajdan devam edelim. Bagaj bu şekilde. Altında yedek lastik kısmı var. Gayet değerli toplu. Lastiklerde bazılarında Continental geliyor, bazılarında Goodyear geliyor. O değişiyor. Bu araçta Goodyear var. Efficient Grip. Memnunum lastiklerinden, bir sıkıntısı yok. Kapı açma kapanma hissiyatı bu şekilde. Ön kapıyı da göstereyim. Ön kapılar tabii birazcık daha tok. Bunu hissediyorsunuz. Arka diz mesafesini göstereyim size. Önce kapıların malzemesini göstereyim. Bakın, burada sert malzemelerimiz var. Ya bugün birçok araçta C segmentinde zaten arkalarda sert malzemeler var. O yüzden bunu eleştiremeyiz. Kolumuzu dayadığımız kısım gayet iyi. Burayı yumuşak kaplamışlar. Ama daha boş paketlerinde mesela, nasıl desem size, street falan alırsanız buralar böyle kaplı gelmiyor. Ondan sonra burada hafif bir eşya gözü yapmışlar. Buraya su sığdırabiliyorsunuz. Zorlarsınız hafif dışarı 1 litreye kadar bir şekilde sıkıştırırsınız. Ama 0.5'lik daha iyi olur. İnip binmesi kesinlikle hiç zor değil. Çok rahat arabaya inip binmesi. Rahat bir şekilde oturdum. Şimdi 1.85 bir kişiye göre ayarlı ön taraf. Ben de 1.85'im. Şöyle yayıldım birazcık. Rahatlıkla oturabiliyorum. Dik oturursam da şu şekilde mesafem kalıyor. Bence gayet başarılı. Ben genişlik olarak hiçbir sıkıntısını görmedim. Başta da 3 parmak mesafem kalıyor 1.85 boyuma göre. Şimdi inip binmesi dediğim gibi kolay değil. Arkada kol dayama bu Urban Plus pakette mevcut değil. Bu araç dediğim gibi Urban Plus paket. Arkadan ön bu şekilde gözüküyor. Ya bir tık yüksek oturuyorsunuz arkada. Kesinlikle çok ferahsınız. Hiçbir problem yok arabanın içinde. Burayı boş bırakmışlar. Ya şimdi tamam, fiyatı ulaşılabilir ucuz bir araba olarak nitelendiriliyor, tamam, ama şöyle bir şey var. Ya bence gene de boş bırakmasalar olurdu buraya. En azından bir oyuk yapsalardı. Çünkü malum makyajlı kasaları 1.6 şu an dizelleri 300 bin lira bandına dayandı zaten bu arabanın. İkinci eliyle ilgili bir yorum yapmak istemiyorum. O da zaten her ay değişiyor. Şimdi gelin diğer detaylardan bahsedelim. Ön kapı kolları. Ben bu testi bu arada 2021 Haziran'da çekiyorum. Bunu da eklemek isterim. Şimdi gördüğünüz gibi kapı kolları sert malzemeyle kaplanmış. Kolunuzu koyduğunuz kısımlar da burada
yumuşak malzemeyle kaplanmış. Ama bu tabi premium araçlardaki gibi inanılmaz böyle katmanlı yumuşak değil. Sert üstüne yumuşak kaplanmış. Gayet güzel, kolunuzu rahat ediyor, terlemiyor. Burada gördüğünüz gibi altı ses yapmasın diye yumuşak malzeme konmuş. Şöyle bastırınca da yumuşak olduğunu görebilirsiniz. Anahtar falan koyabilirsiniz bu şekilde. Arkaya nazaran önde daha geniş şöyle ceplerimiz var. Gayet araca yetiyor fazlasıyla. Kapı açma düğmelerimiz Fiat grubundan aşina olduğumuz şekilde düğmeler. Şimdi kapı tutamaklarımız bunda kromajla kaplı. Daha boş paketlerinde değil. Ön koltuklar da bu şekilde arkadaşlar. Gayet koltuklarımız rahat. Öyle yan destekleri fazla sizi sıkmıyor. Sportif hissettirmiyor. Koltukların oturuşundan bahsedeyim size. Hissiyatını. Koltuklar birazcık sert hamurlu. Ama kesinlikle sürücüsünü rahatsız edici bir negatif unsur ben göremedim. Yan destekleri yeterli. Aşırı fazla tutmuyor, sıkmıyor sizi dediğim gibi. Yeterli, konforlu bir sürüş sağlıyor size. Torpidosunu göstereyim. Bakın. Gayet güzel. Herhangi bir kadife kaplaması bulunmasa da içi gayet geniş. Benim her şeyimi alabiliyor. Gayet memnunum. Torpidosunda bir eksik görmedim ben. Anahtarını göstereyim. Zaten bildiğiniz anahtar. Ama yine de göstermek istiyorum. Bakın. Bu şekilde anahtar. Sustalı. Buraya takıyoruz. Arabayı çalıştıralım. Malum hava çok sıcak. İnanılmaz sıcak. Test çekmek çok zor oluyor. Arabayı çalıştırdım. Ekran. Şimdi ekranımız... Dediğim gibi bu araç Urban Plus olduğu için 7 inç tablet ekran geliyor bu araçta. Kesinlikle güneşte, güneş vurduğu zaman da hiçbir problem yapmıyor. Ben bu müzik sistemini artı ekranın nasıl kullanılacağına dair bir video çektim. Onu da bu testin altına yorum olarak bırakacağım. İsterseniz daha ayrıntılı görmek isterseniz de o videomu izleyebilirsiniz. Klima kumandaları, işte ekranlar, şu orta ekranları hep anlattım nasıl kullanılacağını. Bunu ekleyeceğim ama burada da ufak bir bahsedeyim gene de. Şuradan ekranı kapıyorsunuz uzun yolda. Mesela rahatsız ederse gözünüzü. Basınca çalışıyor. İşte medyası. Ondan sonra telefonunuzu bağlayabiliyorsunuz. Ses ayarlarını yapabiliyorsunuz. Şuradan equalizer'ı işte ayarlayabiliyorsunuz. İşte ondan sonra dil, ölçüm, ekran, işte motor durdurma seçenekleri vesaire gibi kapılar, kilitler, otomatik kilit vesaire hepsini görebildiğiniz. İşte yakıt tüketimini görebiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere 7.2 yakıt tüketimi, 18 bin kilometrenin ortalaması. Bu da 23 bin kilometrenin ortalaması, bu da 7.2. Yakıt tüketiminden ama yolda ayrıntılı bir şekilde ben size devir oranlarından, yakıt tüketimlerinden çok ayrıntılı bahsedeceğim. Ha, merak ediyorsanız da 6. viteste 2000 devirle 87 ile gidiyor bu araba ama tabii daha ayrıntılı yolda bahsedeceğiz. Bir de aracın ilerleyen dönemlerde otoban sürüşünde, otobanda da bir video çekeceğim. Size onu da koyacağım. Bu testten sonra ilerleyen zamanlarda o da kanala yüklenecek. Gördüğünüz gibi buradan değiştirebiliyorsunuz. Akü voltajına kadar, lastik basıncına kadar, yağ ısısına kadar, işte bulunduğunuz radyoya kadar her şeyi görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi malzeme kalitesinden bahsedeyim birazcık. Gördüğünüz gibi yumuşak, bayağı yumuşak üst taraflar. İşte torpidosu bu şekilde. Atlar sert ama üstlerde yumuşak malzeme var. Yani dokunduğunuz her yerde, direksiyonda olsun, işte viteste olsun, kolunuzu koyduğunuz kolçak vesaire gayet güzel malzemelerle kaplanmış. Kumaşla en azından. Bir kısmı deri, işte bir kısmı kumaş karışımı. Burada çift bardaklık var. Şuraya da sıkıştırabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Burada geniş bir alan var. Şöyle altında da yumuşak malzeme kaplamışlar. Burada sedanda yanlış hatırlamıyorsam bir aydınlatma yokken hatchback'te bir aydınlatma var. Bir de sedandan farklı olarak bu aracın tavan malzemesi kesinlikle çok çok daha kaliteli. Gördüğünüz gibi yanda böyle güneşliklerimiz var. Cam aynalarımız da var. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi ışıklandırma yöntemimiz var. Buradan bu şekilde ışıklarını yapıyorsunuz. Sarı ışıklar. Sürücü kısmında da ayna var bu arada. Gördüğünüz gibi gayet oturaklı. Oturuş pozisyonu alçağa indirebiliyorsunuz. Tamam, bir BMW kadar aşağı sizi gömmese de yine de gayet iyi bir oturuşu var. Klimasından inanılmaz memnunum. Kliması da güzel. Ön cam buğusu, arka cam. İşte Max AC'ye bastığınızda klima bir anda en yüksek konuma alıyor kendini. Dijital kliması var, gayet güzel. Ondan sonra bu alanda sisler, ön arka sis. İşte farlar buradan yanıyor. Sinyaller bu şekilde. Gördüğünüz gibi cama su basma, işte silecekler de buradan ayarlanıyor. Far yükseklik ayarı, lastik basıncı sensörünü buradan sıfırlıyorsunuz. ESP'yi buradan kapatıyorsunuz. Arka sislerimiz yanık kalmasın. Sonra trafikte rahatsız edici bir görüntü oluşturmasın.
Burada camları şey yapıyorsunuz. Kitleyebiliyorsunuz arka camları açılmasını istemezseniz. Bu cam tam otomatik açılıyor ama tam otomatik kapanmıyor, bilginiz olsun. Yan cam da tam otomatik açılıyor, tam otomatik kapanmıyor. Bu da bilginiz olsun. Tam otomatik dediğim yani tek tuşla açılıp kapanmıyor. Yoksa camların dördü de otomatik. Şimdi motordan geçmeden önce, motora ve sürüşe geçmeden önce City modundan bahsetmek istiyorum. City modunu kapattığınızda direksiyon bayağı ağırlaşıyor. City modunu açtığınızda direksiyon hafifliyor. Ama şöyle bir şey var. City modun şöyle söyleyeyim. Mesela 30-40 km üstünde devreden çıkıyor diye insanlara anlatıyorlar. Ama şöyle bir şey var. Tamam, hızlandıkça ağırlaşıyor ama mesela ben uzun yolda giderken böyle mesela bazı dar şeritli yollarda City modu açıkken hani 100'le bile gitsem direksiyonu arabayı düz götürmek için biraz daha böyle manevra uygulamak zorunda kaldığımı hissediyorum. Ama City modunu kapatınca ben direkt uzun yola çıktığımda City modunu kaparım. Araba kesinlikle daha iyi yola oturuyor. Yani direksiyon daha iyi hissettiriyor. O yüzden ya şehir içi kullanırken City modunu kullanabilirsiniz ama otobana çıktığınızda böyle arabanızın yola oturduğunu daha hakim, böyle daha keyifli, yola oturmuş bir şekilde gitmesini istiyorsanız kesinlikle City modunu kapatmanızı tavsiye ederim. Şimdi 1.6 motor. Bu motor güzel bir motor. Emisyondan dolayı maalesef üretimi sonlandırıldı ama yani şöyle söyleyeyim, motor hiç fena motor değil. Daha önceden de bu motor zaten şeylerde de kullanıldı. 500X'te, Renegade'de, farklı modellerde kullanıldı. Bu motorun geçmişi de Tritec motor diye bilinir. Mesela eski BMW işte Mini grubunun işte Mini Cooper'larda kullandığı, eski Mini Cooper'larda kullanılan 1.6 benzinli motor bu. Tabii çok eski Mini Cooper'larda. Şöyle söyleyeyim, motorun çalışması çok güzel. Sessiz, titreşimsiz, hiç titremiyor. Yani klimayı açıkken vesaire şu an neredeyse ya bir çalışma sesi, bir titreşim, hiçbir rahatsız edici hiçbir şey yok. Klimayı kapattığım anda zaten motor daha da sessizleşiyor. Klima motoru da devreden çıkınca iyice yani böyle titreşimsiz, sessiz, keyifli motor halini alıyor. Sesi çok güzel bu arada, göstereyim. Gördüğünüz gibi sesi harika. Sesini çok beğeniyorum bu aracın. Gelin size bir de motor bölümünü göstereyim arkadaşlar. Aracımızı stop edelim. Bir 3-5 saniye duralım devir çevirdiğimiz için. Hadi gelin motor bölümüne bakalım. Şimdi motor bölümü bu şekilde. Şuradan mandalı var ortadan. Açıyorsunuz. Ben motorun mandalını tutturayım arkadaşlar. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi motorun mandalı da bu şekilde tutturuluyor. Motor gayet geniş. Derli toplu. Aküsü bu arada 70 amper. 1.4'lerden farklı olarak. 1.4'lerinde bunların 45 amper var bildiğim kadarıyla. Yani bu araç 6 ay daha yatsa bile. Yani ben 6 ay yatırdım bu aracı, yeri geldi. Hiç çalıştırmadım. Kontağına basmadım. 4 ay, 5 ay, 6 ay. Araç her ne kadar 2 yıllık olsa da ilk 6 ay hiç binilmedi. Marşa bastığımda 70 amper akıyor. Gayet güzel. İşime yaradı. 45 amper olsa büyük ihtimal biterdi aküsü arabanın. Şimdi dediğim gibi bu motor 1.6 motor. Gayet güzel. LPG'ye tamamen uyumlu. Fakat ben LPG'ye karşı bir insan olduğum için, çok sevmediğim için açık açık söyleyeyim, yaptırmayı hiçbir zaman düşünmedim. Bu arada iridium buji var bu araçta. Daha uzun ömürlü olarak. 1.4'lerden farklı olarak. Şimdi motor dediğim gibi Mini Cooper'da da kullanılan. Sonra Chrysler alıp bu motoru, Fiat Chrysler grubu alıp geliştire kullanıyor bu motoru. Zaten biliyorsunuz bu araba işte Amerika'da Dodge Neon, uzak, şöyle söyleyeyim daha doğrusu, şöyle toplayayım. Avrupa'da Tipo, Amerika'da, Meksika'da vesaire Dodge Neon diye satılan bir otomobil. Genelde onlarda bu 1.6 benzinli motor var. Şimdi motordan bahsedeceklerim, motorun içini anlatayım ben size. Şimdi burada fren hidroliği var. Burada akümüz var. Burada cam sil suyumuz var. Burada normal soğutma suyumuz var. Yağ çubuğumuz burada. Yağı buradan dolduruyoruz. Hava filtremiz burada. İşte gördüğünüz gibi soketler, bağlantılar o şekilde. Motor beynimiz burada. Gayet güzel derli toplu bir motor. Artı ekstra burada yalıtımı var bu aracın, gördüğünüz gibi. Gayet güzel derli toplu bir motor. Aracın tipi bana sorarsanız sedan ve hatchback kullanmış biri olarak kesinlikle ben hatchback'in tipini çok çok daha iyi bulduğumu söyleyebilirim size. Bu arada her ne kadar çarpışma testinden boş paketleri 3 yıldız, işte güvenlik paketler 4 yıldız alsa da şöyle bir şey söyleyeyim, %80'in üstündeydi yolcu koruma puanı. Yani öyle kesinlikle sağlam olmayan bir araba, böyle bir hissiyatı zaten yok. Yalıtımı gayet,
parasına göre çok da başarılı bir araba. Ben gerçekten Egea'ları seviyorum. Doğruyu söylemek gerekirse parasının karşılığını size sonuna kadar veriyorlar. Farlar gördüğünüz gibi mercekli. Bu farların aydınlatması merceksiz farlara göre biraz daha böyle iyi. Daha net mercek olduğu için gece aydınlatması var. Farların aydınlatması yeterli. Şimdi arkadaşlar gelin yan koltuğa oturalım. Yan koltukta yükseklik ayarı yok. Sürücü koltuğunda sadece yükseklik ayarı var. Yan koltukta bu şekilde. Gayet güzel. Rahatsınız. Kaputu görüyor musunuz diye sorarsanız kapalıyken. Kaputu silecekler olmasa görürsünüz de silecekler birazcık önünüzü kapıyor arkadaşlar. Gayet rahat. Otomatik şanzıman da bu şekilde. Ayısın. Şanzımanı da gelin göstereyim size. Unutmadan. Bakın şanzıman şurada. Ayısın. Gözüküyor mu videodan bilmiyorum ama netleyemedi. Şurada şanzımanı var. Aysin yazıyor zaten bakın. Gördüğünüz gibi. Şanzıman gayet başarılı. Zaten sürüşte size ayrıntılı olarak tepkilerinden, spor kullanımı uygun mu, manuel kullanımı bunları ayrıntılı bir şekilde göstereceğim. Şu anlık benim Egea ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. İsterseniz gelin sürüş kısmına geçelim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler. Evet arkadaşlar, gelin şimdi testin sürüş kısmına geçelim. Şanzımanımız dediğim gibi tam otomatik, gösterdim zaten. Şimdi en önce yakıt tüketiminden bahsedeyim çünkü en çok onu merak ediyorsunuz. Şimdi bu araba 90 civarı hızlarda giderseniz uzun yolda 5 litre gibi tüketimleri görürsünüz. Ben Adana'ya kadar sürdüm bu arabayı 1000 kilometre. 4 kişiydik, sakin sürdüm. 90-100. Tabii en son tekir rampasında basabildiğim kadar bastım çıkarken. Öyle 5.6 ile gittim Adana'ya kadar. Yani yakıt tüketiminden kesinlikle memnunum. Uzun yolda 5-6 litreleri yakıyor araba. Çok rahat bir şekilde basmazsanız. Basarsanız da hani 6.5-7 litre civarı yakar uzun yolda basa basa giderseniz. Ama tapa gaz hiç ayağınızı çekmeden kullanırsanız da 9 litreleri görürsünüz. Uzun yolda değil, genel olarak. Genel karma olarak bunu da bahsediyorum. 9 litreleri çok rahat görürsünüz. Şehir için 8-8.5 arası geziyorum. Hiçbir problem olmuyor. 8-8.5 arası geziyorum. Ya benim ortalamam şu şekilde. Uzun yolda 6, şehir içi 8. Ortalamam da 7.5-7.2 arasında genelde sıfırladığımda bu değerleri gördüm. Sıfırken 9 litre yakıyordu. Sonra işte şimdi 7.2'lere kadar indi. Aracın yani ciddi bir görüş problemi kesinlikle yok. Oturuş pozisyonu alacak. Aynalarını çok rahat görüyorum. Bu çok perdelemiyor. Sadece direkler çok fazla perdelemiyor. Sadece çapraz görüşlerde böyle çok dar yerlerde belki kör nokta oluşturabilir ama bu zamana kadar bana hiç oluşturmadı doğruyu söylemek gerekirse. Şu an direksiyonum city modunda değil. Direksiyonum ağır. City moduna bastığımda şu an gayet yumuşadı. Konforundan bahsedeyim. Konforu gördüğünüz gibi amortisörleri çok sessiz çalışıyor. Ben zaten Egea'ların sedanına da bindim, hatchback'ine de bindim. Hiçbir şekilde tümseklerde böyle amortisörünün bitip pat küt yaptığına daha bu zamana kadar hiç şahit olmadım. Ama şunu söyleyeyim, sedan hatchback'ten daha yumuşak. Ama hatchback daha sert. Ama şöyle söyleyeyim, yol tutuş ayarı, konfor ayarı hatchback'te kesinlikle çok çok daha başarılı. Yani hatchback kullanan birine sedanı verdiğinizde kesinlikle böyle hani biraz daha böyle hani sanki böyle biraz daha kötü bir arabaya binmiş hissiyatına kapılıyor. Onu söyleyebilirim. Ama sedandan hatchback'e geçtiğinizde yalıtım anlamında, işte hani konfor anlamında, mesela kapıların altında bu araçta şey var. Kauçuk malzemeler var mesela. Sedanda onlar gelmiyor. Mesela ekstra yalıtımlar var sedandan hatchback'e geçince, bunu çok rahat anlıyorsunuz. Mesela sedanın 120'de aldığı sesi bu 130'da almaya başlıyor. Rüzgar sesi bana kalırsa 120'nin altında yok gibi bir şey. Ama şöyle bir şey var. 130'un altında gezdiğiniz zaman 130'a kadar da ben bir problem görmedim. 130'a kadar rüzgar sesi sizi rahatsız etmiyor. Aracın dönüş çapına ilerleyen güzergahımda bahsedeceğim. Şimdi konfordan devam edeceğiz arkadaşlar Arnavut kaldırımlı yolda. Sonra performansını göstereceğim arabanın size. Arabanın motoru 1.6 atmosferik, işte alt devirde çekmez atmosferik araba gibi düşünmeyin. Bu atmosferik çok alt devirde size güç sağlayabilen bir atmosferik. Yani şöyle söyleyeyim, 1500-2000 devir aralığında şu an ben arabayı akıtabiliyorum. Gaza neredeyse ayağımın ağırlığını koyarak. Yani atmosferik arabalarda öyle
eski nesil gibi değil yani. Bas bas gitsin gitsin öyle değil. Yakıt yakıt sürekli öyle bir araba değil kesinlikle. Gayet akıtabiliyorsunuz 1000-1500 devirlerde. Kamera çok sallanmasın diye arkadaşlar 25 ile girdim buraya. Size rahatsız edici bir görüntü oluşmasın diye. Hiçbir trim sesi yok arabanın içinde. 23.000'deyiz ama bir trim sesi hiç yok arabanın içinde. İnşallah da gelmez. Genelde gelmiyor Egea'lardan trim sesi düzgün kullanırsanız. Klimamız açık. Gayet kuvvetli bir klimamız var. 20 derecede çalıştırıyorum. Low yani 16'nın altında bile dereceyi alabiliyorum da gerek yok. Çarpar o kadar soğukta çalıştırmaya gerek yok. Şu an hava 31 derece. 20 derece fazlasıyla içerisini soğutmaya yetiyor. Klima motoru da sesli çalışmıyor. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Dijital olmayan klimalara göre dijital klima daha iyi çalışıyor arkadaşlar. Daha başarılı buldum ben. Boş paketlerdeki o çevirmeli kumandalı klimadan ziyade bu daha iyi geldi bana. Silecekler büyük alanı silebiliyor bu arada. Görüntünüzü gayet tertemiz yapabiliyor. Silecekleri de gayet yeterli. Şimdi arkadaşlar performansını göstereceğim size 1.6 motorun. Şimdi kickdown'u yapıştırdım. Bir vites küçülttü. 30, 50, 60, 70'e doğru gidiyorduk. Gayet 1.6 olmasına rağmen, atmosferik olmasına rağmen kesinlikle zayıf değil. Ben tekir rampasında 4 kişi hiç bayılmadan çıktım bununla. Yani tekir rampasını çoğu kişi bilir yani. Gayet dik bir rampadır. Ben arabanın çekişinden kesinlikle memnunum. Hiçbir problem yaşatmadı bana bu zamana kadar. Yol tutuş mesela şurada bir sert girelim. Bakın kafadan hop açıyor, ESP devreye girdi. Şöyle söyleyeyim, arabaya insan gibi davranırsanız, normal süratlerinde şehir içi kullanırsanız hiçbir problem yok. Ama siz arabayı aşırı zorlayıp dengesiz gaz verip dengesini bozmaya çalışırsanız araba biraz kafadan açıyor ama mesela virajda ani direksiyon kırdığınızda arkasını da getirebiliyorsunuz arabanın. Ya ben şöyle söyleyeyim, bir sembole göre kat kat iyi bir yol tutuşu var. Gayet başarılı yani. Yol tutuşu parasına göre gayet iyi. Şimdi şurada bir dönüş yapını göstereyim size. Bakın. Şurada bir tam turumuzu verelim. Gördüğünüz gibi dönüş yapı hiç fena değil. Şehir içi de kıvrak öyle yani, nasıl desem size. Dönüş yapı anlamında bir sorun ben bu zamana kadar sezmedim bu arabada. Sezsem söylerdim zaten. Gayet rahat, direksiyon da kolay. Arabayı kullanması çok kolay, oturuşunuz rahat. Kendinizi yani güvende hissediyorsunuz. Verdiğiniz paraya nazaran çok iyi bir araba alıyorsunuz yani hani. Genel olarak güzel bir araba. Hani sıfır araba sonuçta yani hani. Garantisi var vesaire. Hani yenileri için de bahsediyorum. Mesela bugün 2021 model bir Egea alsanız senelerce sorunsuz bir şekilde binebilirsiniz. Bu şanzımandan bahsetmek istiyorum. Tam otomatik. Şimdi diyeceksiniz ki abi işte 1.6 dizellerde çift kavramı var. Bunun tam otomatik şanzımanı var. Mesela ona göre nasıl? Şöyle söyleyeyim. Şimdi 1.6 dizellerdeki çift kavrama bir tık daha hızlı davranıyor bundan diyebilirim vites atışı yönünden. Ama şimdi bu tam otomatik şanzıman olduğu için yani bunun sorunsuzluğuna bence erişmesi çok zor. Şanzımanın atışları hissediliyor mu diye sorarsanız şanzımanın atışları ciddi derecede bir his kesinlikle yok. Gayet pürüzsüz tıkır 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 geçiriyor. Ben şu an gayet keyifli bir şekilde yoluma devam ediyorum. Bakın mesela 3. viteste azıcık gaza basıyorum. 4'e aldı. Ya yani hiçbir his yok içeride. Ha 1'den 2'ye geçerken bazı kişilerin araçlarında soğukken sert vurduğunu söylüyorlar hani böyle. Ama benim aracımda hiç öyle bir sorun olmadı doğruyu söylemek gerekirse. O yüzden size yani öyle bir şey diyemeyeceğim, soğukken 1'den 2'ye geçerken vuruyor diye bir yorum yapamayacağım. Ama internette olduğunu duydum, vurduğunu söyleyenler var yani 1'den 2'ye geçerken. Ama şöyle bir şey var. Benim aracımda hiçbir vuruntu, yani 6 vitese kadar hiçbir vuruntu yok. Ben bir vuruntu sezmedim arabada. Ne 2'den 3'e geçerken, ne 4'ten işte 4'e geçerken, 5'e geçerken, 6'ya geçerken. Hiçbir problem yok. 150 ile yanlış olmasın 3500 devirle gidiyor araba. 210'a kadar da bu arabada ben bir sürat sorunu görmedim. Kesinlikle 210 km'ye kadar çıkıyor. Birazdan şimdi şanzımanı size daha ayrıntılı anlatacağım. Şimdi mesela yol tutuşundan bahsetmek istiyorum bu arabanın. Yol tutuşu şöyle anlatayım ayrıntılı olarak. Size güven veriyor ama mesela aşırı zorlarsanız tabii gövdenin biraz yüksek olmasından dolayı böyle hafif yatmaları da hissedebiliyorsunuz ama günlük bir kullanıcı şöyle 150-160 gideyim otobanda vesaire hiçbir problem yaşamazsınız arkadaşlar. Dediğim gibi 150-160 giderken hiçbir problem yaşamazsınız. Gayet rahat otobanda akar gidersiniz, bir problem olmaz. Size güven verir tabiri caizse. 180-200 gibi süratlere defalarca çıktım. 210'a da çıktım yeri geldi. Şöyle bir şey yani araba öyle güvensiz,
İşte yolda gezen bir araba kesinlikle değil. Fazlasıyla güven veriyor. Bakın azıcık gaza dokunmama rağmen araba gayet çekiyor. Hani 1.6 atmosferik çekmez, hantaldır gibi bir düşünceye kapılmayın. 1.3 dizelle denediğinizde 1.3 dizeli bile geçiyorsunuz. Açık açık söyleyeyim. 1.6 dizelden sonra en hızlı motor gerçekten bu. Ya performans olarak, sesi olarak araba sizi gerçekten tatmin ediyor yani. Yol tutuşu olarak gayet parasına göre güzel bir araba. Şanzıman görüyorsunuz tam otomatik. Araba çok rahat akıyor. Çok az gaza basıyorum mesela. Çok rahat akıyorum. Yani hani turbolu bir arabayı arar mısınız? Tabii yani şöyle söyleyeyim. Ben Mercedes'le inip 1.8-204 beygir Mercedes'le inip buna bindiğimde Uvan Antal geliyor. Açık açık söyleyeyim ama şöyle yani nasıl desem size 1.6 atmosferikler kullandıysanız daha önce, ne bileyim 1.4 atmosferik, 1.4 dizel, bu araba size çok performanslı gelir. Mesela 1.4 Easy Egean vardı benim daha önceden. Ondan mesela kat kat daha seri bir araba. Gerçekten hissediyorsunuz. Yani 1.4'ün hızlanmadığı yerde bu araba çok rahat bir şekilde hızlanabiliyor. Şanzımanı birazdan size çok ayrıntılı bir şekilde gaz tepkilerine nasıl emir verdiğini anlatacağım ve göstereceğim. Şu trafiğin bitmesini bekliyorum arkadaşlar. Yalıtımdan bahsedeyim o arada. Yalıtımı şöyle, yol sesi öyle ciddi anlamda yok. Yani dediğim gibi 130'un altındaki bütün sesler bu arabada kabul edilebilir düzeyde. Gayet başarılı yani. Ondan sonra bahsedeceklerim. Bu araç bazı yerlerde %80 oranında yerli diyorlar ama benim araştırdığım kadarıyla %60,6 oranında bu aracın yerliliği var. EU28 testine girmiş, çarpışma testine, biliyorsunuz zaten. Boş paketler 3, işte dolu paketler 4 yıldız güvenlik paketler alabilmiş. Cruise Control var bu araçta da. Cruise Control şöyle söyleyeyim, artı tuşuna bastığınız zaman 30 km'nin üstünde devreye giriyor arkadaşlar. Artı tuşuna bastığınız zaman, set artı tuşuna, Cruise Control devreye giriyor. Ondan sonra Cancel'a bastığınızda devreden çıkıyor. Mesela size ayrıntılı göstereceğim. Şimdi mesela 32-33 ile gidiyorum, 35'e aldı araba. Cancel'a bastığında devreden çıktı, reset'e bastığında tekrar çalıştırdı. Cruise kontrolü güzel çalışıyor, uzun yolda rahat ettiriyor size. Müzik sisteminden falan şöyle, zaten ayrıntılı video çektim, onları da aşağıya bırakacağım equalizer ayarı yapmaya. Ayrıntılı bir şekilde merak ediyorsanız da onları izlemeye sizi beklerim. Şimdi şanzımanı göstereceğim yere geldim. Şanzımanı size ayrıntılı bir şekilde göstereceğim. Şimdi şanzıman, ufacık gaza dokunuyorum, vites küçültmüyor. Çok azıcık gaza dokundum, küçülttü. Biraz daha gaza basacağım şu an. Mesela kickdown yaptım. 3500 devirin üstünde araba çok rahat akıyor. Mesela kickdown yaptığınızda, mesela şanzıman sizin hızlı gittiğinizi anlıyor ve vites büyütmüyor. Bu güzel bir şey. Şimdi dönüşte önümüz boş, daha ayrıntılı bir şekilde size göstereceğim. Sinyale tek tuşla bastığınızda 3-4 kere yanıyor bu arada. Şimdi bakın, bahsedeceğim olay, şanzımanın düşürüşleri sadece birazcık böyle dogleg iş şanzımanlara benziyor eski fiyatın, ama genel olarak büyütmesinde bir sıkıntı yok. Sakin kullanıyorum, biraz bastım gaza, bir tane iki tane küçülttü, bir tane küçülttü. Şimdi mesela bir daha küçülteceğim, yavaşlayayım. Şimdi yavaşladım, mesela vites büyütmüyor şu an. Sakin sakin gaza basmaya devam ediyorum. Şanzıman 4'ü aldı, nefes aldım, bastım kickdown'a, 2 vites küçülttü. Mesela kickdown yaptığım için şu an devam edersem vites büyütmeyecek araba. Bakın tutuyor, gazlayacağımı anlıyor. Sakin sakin gaza bastığımda da gördüğünüz gibi büyütüyor. Yani şanzıman emirlerime 10 üzerinden 8'lik, 7.5'lik, 8'lik istediğimi yapabiliyor. Tabii ki de burada bir tam otomatik ZF, EAT8 o tarz bir şanzıman kafasında binmezseniz, yani tek kavrama şanzımanlardan iyi ama premium şanzımanlardan derseniz, hani tabi o kalitede bir şey beklemiyorum derseniz, sizi fazlasıyla tatmin eder bu şanzıman. Mesela azıcık gaza dokunduğunuzda araba 2000 devrin altında akıyor. Mesela az bastım gaza diyorsunuz, hemen 2000 devrin üstüne alıp arabayı yürütebiliyor. Şanzıman emirlerinize gayet güzel cevap veriyor. Mesela azıcık basacağım gaza, bir tane küçülttü, yürüttü, arabayı büyüttü mesela. Gaza az bastığımı anlayıp mesela sollamaya çıktığımda bir vites küçültüp hemen nefes aldırıp şanzıman vitesini büyütebiliyorum, ama gazlarsam, kickdown'u yapıştırırsam bakın tutuyor, büyütmüyor. Bunu ben gaz emirleriyle arabaya tarif edebiliyorum. Bu güzel bir şey arkadaşlar. Motor sesi güzel, motorun devirlenme isteği güzel. Motor alt devirlerde yürüyor ama tabii şöyle, yani sollamaya çıkarken 3500 devri gösterdiğinizde kesinlikle çok çok daha hızlı gitmeye başlıyor. Kliması buz gibi arkadaşlar. Kliması da gayet güzel. Yakıt tüketimi dediğim gibi basmanıza bağlı. Yani basa basa kullan. İstanbul'da bu araba benim tahminimce 9.5-10 yakar. İzmir'de 8.5 falan yakıyor bu araba. Şehir içi 8-8.5. Uzun yolda da sakin gidersen 5'li civarında çok rahat gezebiliyorum.
gayet konforu güzel, şehir içi kullanması rahat. Ya park etme sorununuzun olmadığı keyifli bir otomobil yani parasına göre. Hani bir arabaya fazla para bağlamak istemezseniz sıfır olsun, işte ömrü uzun olsun, hani bineyim 5 sene sonra satayım, hani daha yeni bir şey alayım derseniz çok keyifli. Garanti süresince de bir sorun çıktığınızda karşılayarak keyifli bir şekilde arabanıza binebilirsiniz. Yalıtımı güzel, motoru güzel. Arabanın yani kullanması keyifli bir araba. Öyle kesinlikle kötü bir araba değil. Bir B segmenti değil bu arada bu araba. C segmenti bir otomobil. Hani genişlik anlamında, yani şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela B segmentinde bir otomobil düşünelim. Sembo. Sembo ile bu arabanın alakası yok bence. Gerçekten yani. Hani ikisini de kullandıysanız çok iyi bir şekilde anlıyorsunuz. Yani 301 ile Sembo ile bu arabanın pek alakası yok arkadaşlar. Tamam, bir Golf, işte ne bileyim bir böyle hani premium A3'tür, işte BMW 1'dir vesaire. O arabalar ayarında tabii ki de değil ama size fazlasıyla hani güzel hissettirebilen bir araba. Parasına göre gayet yeterli bir araba arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kamerayı elime aldım. Şimdi size daha farklı bir şeyler göstermek istiyorum çünkü. Şöyle söyleyeyim. Şimdi bu arabayla fren tepkilerinden bahsetmek istiyorum ben bu arabanın. İlk önce fren tepkilerinden bahsedeyim size. Şimdi frenler hakkında şöyle bir şey diyeceğim. 4 disk fren var bu arabada. Hatchback'lerde biliyorsunuz 1.6'larda 4 disk fren oluyor. Ama sedanlarda bu 4 disk fren gelmiyor bildiğiniz üzere. Şöyle söyleyeyim. 4 disk fren olduğu için kesinlikle dozajlaması bu frenlerin çok çok daha başarılı. Yani şu anlamda dozajlaması başarılı. Fren pedal hissini ben kampana frenlere göre daha iyi bulduğumu söyleyebilirim. Şöyle bir durum var. Şimdi mesela bu arabanın frenleri disk olduğu için mesela kampana frenler trafikte kalınca birazcık daha böyle hani daha kolay gücünü kaybedebiliyor. Mesela sürekli frene sert bastığınız zaman veya yüksek süratte mesela 180'den 130'a düşmeniz gerektiği bir senaryoda kampana frenler iki frenden sonra, mesela sert bir frenden sonra hani biraz daha buna nazaran gücünü kaybediyor. Bu fren o yüzden bence daha başarılı. Ben daha başarılı buluyorum bu aracın frenlerini, hani 4 disk olması. Gerçekten birazcık hissiyata fark ettiriyor hani kampana frenlerine nazaran. Kampana frenler de soğuk geniği tutuyor ama ha böyle ciddi sert fren yapıştırdığınızda birazcık onlarda güç kaybı olabiliyor. Şöyle bir şey daha anlatmak istiyorum size, bir şeyler daha. 2000 devrin altındaki bu arabanın çekişinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Şu an mesela görüyorsunuz 2000 devrin altında hiç gaza dokunmuyorum neredeyse. Yani hani gaza basıyorum bile diyemem neredeyse. O kadar sakin basmama rağmen araba çok rahat akıcı bir şekilde gidebiliyor. Şurada daha ayrıntılı müsait yerde göstereceğim zaten size. Şimdi bakın arkadaşlar, gaza çok hafif basıyorum. Yani çok hafif, hiç basmıyorum neredeyse desem yeri var. Şöyle devir saatini göstereyim. Bakın 2000 devrin altındaki çekişine bakın arabanın. Çok rahat bir şekilde atik atik, çok az gaza dokunuyorum. Gördüğünüz gibi akabiliyor. Yani şehir içi kullanırken bu arabayı hiç 2500 devrin üstüne çıkarma gereği duymuyorsunuz. Ne kalkışlarda ne bir şeyde. Hani eski öyle hantal atmosferikler vardır çoğunuzun bildiği, eski nesil kullandığınız, böyle bassanız da gitmez. Hani yani böyle bağırtırsınız, zorla böyle yerinden kalkar, hantal hissettirir. Bu araba kesinlikle öyle bir araba değil. Kesinlikle gayet yani atik hissettiriyor, öyle zayıf hissettirmiyor kesinlikle. Bakın mesela 1200 devire getireyim arabayı. Şöyle yavaşlayayım. Mesela 1200 devirde şöyle 1300'lere 1200'lere gelsin. Şöyle hafif gaza dokunuyorum, hafif. Böyle bir titreşim. Gitmeyeceğim ben. Mesela çok hafif daha gaza basayım. Bakın. Hemen topluyor. Öyle kesinlikle gitmem ben. İşte atmosferik hani devir çevir. Öyle değil. Ama tabii şöyle bir şey var. Bir sollamaya çıkacağınız zaman 3500 devire geldiğiniz zaman tabii motor iyice açılıyor ama alt devirlerde de yani şehir içi böyle sollamaya çıkmadıkça sakin sakin gittiğiniz senaryolarda çok rahat bir şekilde işinizi görebilirsiniz arkadaşlar. Onun harici biraz bakım maliyetlerinden bahsedeyim size. Şöyle bir durum var. Ya şimdi bu arabayı sürekli günlük olarak hani kullanmıyorum. Hani o yüzden kilometresi çok yükselmedi hani. Her ne kadar 2 yaşına yaklaşsa da hani 6 Kasım'da falan almış olmamız lazım. Yanlış olmasın 2019. Hani günlük başka aracım daha olduğu için sürekli bunu kullanmadım, açık açık söyleyeyim. O yüzden bir kere bakıma gitti 13.000'de. Şöyle diyeyim. O zamanlarda 1200-1300 lira gibi bir şey tutmuştu bakımı. 2020'nin Kasım ayında götürmüştüm. Şöyle bir şey var. Tabii bakımları ucuz. Yağ ne koyuyorlar derseniz serviste buna. Opar oluyor işte 0.30. Yağ koyuyorlar. 9.555'e 535 olması lazım koduda. Bir kontrol edeyim onu. Evet, GS1 kodlu 0.30 Opar'ın yağını koyuyorlar. Ya dediğim gibi hani ben bu arabayı şöyle söyleyeyim, hani
fiyatına göre kıyasladım hani. Sonuçta fiyatı nispeten ulaşılabilir olan bir araba. Hani kalkıp da premium bir otomobile kıyaslamanın bir manası yok. Hani şanzımanı da mesela arabanın gayet güzel. Hani şanzımanı mesela yokuş aşağı inerken mesela hani tabii burada bir BMW ZF'dir hani ne bileyim Mercedes'in Sevinci Etion yoksa Mercedes'inle kıyaslasam tabii ki de kötü bir şanzıman ama bu şanzımanı düşündüğümüz zaman yani parasına göre ulaşılabilir bir araba olduğunu düşündüğümüz zaman hani frene bastığınızda yokuştan aşağı inerken size motor freni yaptırıyor işte durkak trafiklerde sorun çıkarmıyor titreme yok vitesi öyle hissederek değiştirmiyor hani zaten tam otomatik şanzıman uzun ömürlü. 100 binde bir yağı değişiyor bildiğim kadarıyla. Servisler değiştiriyor 100 binde bir yağını. Hani onun harici yağını değiştirdiğinizde, suyunu değiştirdiğinizde öyle sorun çıkaracak, bozulacak bir araba değil. Hani otomatik şanzımanlı bir EG istiyorsanız zaten bildiğim kadarıyla sıfırda satılmadığı için şu an. Hani gitmeniz gereken EGA'lar belli hani. Tabii ilerleyen zamanlarda bayiler sıfırını getirdiğinde tabii ki de 1.0 hani 1.0 motora getirirlerse avantajlı olur almak ama şu an hiçbir EGA'da otomatik şanzıman olmadığı için ancak ikinci ellerden EGA alabilirsiniz. Hani 1.6 dizel alabilirsiniz işte otomatik veya 1.6 bu benzinli otomatiklerden alabilirsiniz. Ha şöyle söyleyeyim otomatik şanzımanları güzel fena değil hani kullanılabilir. Arabanın da nispeten fiyatı birazcık ulaşılabilir bir araba olduğu için de ya almayı düşünenler varsa hani alabilir yani benim EGA ile ilgili anlatmak istediğim detaylar bu şekildeydi. Şimdi testimizi bitirme aşamasına doğru ilerleyelim. O yüzden ben şimdi videoyu burada kapatıyorum. Normal testimize geri dönelim. İzlediğiniz için teşekkürler. EGA hakkında benim size anlatacaklarım bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler.